Bakıyorum hakime. Yapma. Gerçekten mi? Ama olamaz. Yine mi? Allah Allah. Bizim fabılcılar. Baksanıza ya, gene bir hayvandan mevzuya girmişler. Kim bilir gene hangi hayvana tebelleş oldular. Aquapark'tan köpek balığı kaçırmışlar hakimim. Yuh! Bahadır Durgun, Çetin Asi. Hoş geldiniz Adanalı Hansel ve Krater. Niye kaçırdınız oğlum köpek balığını? Hakim abi, Selahattin abi ve alkolün etkisi diyebiliriz. He, Selahattin abi gene yok tabii. Selahattin abi içimizde. Tamam, Selahattin abi içinizde. Peki neyse, evet. Çetin, sendeyiz oğlum. Mısırlarını çıkar oğlum, mısırı çıkar. Evet, mısırımızı getirdik, patlamış mısırımızı. Uykumuzu da aldık, çişimizi tam yapamadık. ama yine de senin yeni maceralarına hazırız. Onun için seni dinlemek için sendeyiz, buyur. O gün hakim abi, Selahattin abiyle içmek için yeni açılan aquaparka gidelim dedik. Orada ay yunusları, balıkları izler, demleniriz diye düşündük. Gittik aquaparka, her şey çok normal. Derken akvaryumdan bir ses geldi. Patolof. Kupa, kupa, kupa diye. Selahattin abi köpek balığının kendisine seslendiğini iddia etti. Dedi ki, çocuklar, bu bir yardım çığlığı. Nerede olsa tanırım. Bu hayvan açık denizlere gitmek istiyor. Bunu kurtarmam lazım. Bu uğurda benimle misiniz koç yiğitler deyince... Biz de alkolün verdiği duygusallıkla üç defa evet, evet, evet diye bağırdık. Sonra Selahattin abi bize döndü. Çocuklar, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim, Selahattin abi sen de mi Rihanna'yı düşünüyorsun? O dedi, hayır. Bu balığı akvaryumdan çıkarıp denize salacağız dedi. Siz gidip kamyonu suyla doldurup akvaryuma yanaştırın. Ben bu hayvanı buradan kurtaracağım dedi. İyi yürekli Selahattin abi. Selahattin abi içimizde. Evet, yine Selahattin abi ve ölüme meydan okuyan fikirleri. Sonra biz kamyonu, akvaryumun oraya yanaştırdık. Selahattin abiye dedik ki, ya Selahattin abi tamam güzel de bu hayvan çok vahşi bir hayvan. Bu hayvanı akvaryumdan nasıl çıkaracaksın dedik. O da bize planı anlattı. Bir baktık, bir elinde ip, diğer elinde toplu iğne. Çocuklar dedi, bakın. Havuza kan damlatacağım. Köpek balığı kanın kokusunu alacak. Direkt çıkacak. Ben de iple kafasından bağlayıp onu kamyona atacağım. İki saniye düşündük ve dahiyane bir fikir olduğuna karar verdik. Sonra ne oldu? Sonra yani kısmen işe yarayan bu fikir doğrultusunda Selahattin abi toplu iğneyi parmağına batırdı, kolunu havuza uzattı, kanı damlattı, köpek balığı hemen aldı. Kanın kokusunu mu aldı? Yok, komple Selahattin abiyi aldı. Havuza indirdi. Aquapark gösteri havuzunda Selahattin abiyle köpek balığı boğuşmaya başladılar. Tam Selahattin abi böyle bacak kitleme hareketiyle köpek balığının kafasını sıkıştırdı. Köpek balığı Selahattin abinin kopar. Onu diyemeyiz. Ne diyelim? Şimdi Selahattin abinin ardı yerine ne bileyim Lopez diyelim. Lopez mi? Lopet olmasın o. İşte onu da demeyelim diye benim de aklıma ilk o geldi. Zor olacak. Evet. Lopez. Lopez'den uyduralım, buyurun. Sonra Selahattin abi hayvana bacak kitlemesi hareketi yapıp kafasını sıkıştırdı. Sonra köpek balığı Selahattin abinin Lopez'ini kopardı. Eyvah, ikisini birden mi? Yok, sadece sağ Lopez'ini.
Dur bakalım nereye gideceğiz? Evet. Tabii ben aşağıdan bağırdım. Selahattin abi, hayvanın burnuna vur, burnu zayıf noktası. Burnuna vurursan mala bağlar dedim, o da vurdu. İşe yaradı mı? Yok. Hayvan daha da sinirlendi. Selahattin abi bu sefer akvaryonun camlarına bam, bam diye vurmaya başladı. Sonrasında biz artık buraya kadarmış derken köpek balığı Selahattin abiyle akvaryumun camını kırmaya başardı. Ondan sonra bunlar foş diye boşaldılar. Köpek balığı, Selahattin abi ve Lopez. Selahattin abi sağ Lopez'i olmamasına rağmen çevik bir harekette kalktı ve hayvanı kurbanlık bağlar gibi hemen bağladı. Bize de dedi ki, çocuklar, Lopez'imi de alın şurada. Onu ben yarın anamgile yorgan iğnesiyle diktiririm dedi. Biz tabii Lopez'i aldık ama böyle bakmadan. Sonuçta abimizin Lopez'i. Lopez'i poşete, hayvanı da kamyona yükledik, hareket etmeye başladık. Selahattin abi, Lopez'inin biri olmamasına rağmen yine de mutluydu. Çünkü başarmıştı. Koca yürekli insan. Selahattin abi içimizde. Biz tabii hayvan kamyonda tıngır tıngır ilerliyoruz. Ama Selahattin abi bir 15 dakika sonra beyin sarsıntısının ve kan kaybının etkisiyle hayvana olan acıma duygularını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Ömürka döndü. Hayvana dedi ki, lan sen benim Lopez'imi kopardın. Ben de senin Lopez'ini keseceğim. Lopez oğlanı, dedi. Selahattin abi pisleşmiş. Ama hala içimizde. Bize de talimat verdi. Dedi ki, göl kenarına çekin. Bu şerefsizi ızgara yapacağız, dedi. Biz de dedik ki, Selahattin abi, ne yapıyoruz ya? Olmaz yani, yazıktır, günahtır hayvana, dedik. Ha. Ulan, dedi, bana Lopez'ini yiyeyim ayağı yapmayın, dedi. Yakın şu mangalı deyince biz de mangalı yakmış bulunduk. Sonra ateş olunca kamyondan hayvanı almak için gittik. Baktık hayvan cansız bir şekilde yatıyor, güzel. Uzandık hayvanı almak için. Hayvan bir kuyruk darbesi, Selahattin abi kamyona çarpıp mangala düştü. Köpek balığı da kuyruğuyla seke seke kendini göle attı hakim abi. Tabii biz hayvanla cebelleşmişiz. Enerji yakmışız. Yani ölüyoruz acımızdan. Selahattin abi bize döndü, dedi ki, ben buradan et yemeden gitmem arkadaş. Poşeti açtı. Poşetten Lopez'ini çıkardı. Şöyle bir salladı. Bir iki tokatladı Lopez'ini. Güzelce yumuşattı, sonra mangala bastı. Yuh artık ya! Yuh artık! Yemediniz değil mi? Hakim abi o kadar güzel koktu ki... Selahattin abinin Lopez'i. Hayır, şimdi o da ısrar edince... şimdi ikram edilen bir şeyi geri çevirmek de olmaz dedik ve... Bana! Adamı yemişler hakimim! Selahattin abi içimizde.